Şoför değiştik. Mesela. Evet, hayati yolculuk projesi özellikle devlet koruması altında bulunan anne babası olmayan, burası önemli, anne babası olmayan, hasta, hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı konumda olan tüm öğrencilerimizin hayat yollarında devlet olarak yanlarında olunması amaçlanmış bu projeyle. Yani bizim bu projedeki hedef kitlemiz bu kapsamdaki öğrenciler. Farklı meslek dallarında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin öncelikle eğitim aldıkları mesleklerde deneyim sahibi olmaları, öncelikle eğitim aldıkları mesleklerde, yani başka şeyler de olabilir. Bu alanda deneyim sahibi olmaları, kredi ve bursları kesilmeksizin, bu da çok önemli bir vurgu, kesilmeksizin gelir elde edebilmeleri, çalışma hayatı ile tanışarak çalışma ve iş disipline sahip olmaları, bu vesileyle öğrencilerimizin kötü alışkanlıklar edinebilecekleri ortamlardan uzak tutulmaları ve nihayetinde istihdam edilmelerine yardımcı olunması amaçlanmıştır. Üniversite olarak bu projeye devlet koruması altında bulunan, anne babası olmayan, hasta hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı konumda bulunan, çalışmak isteyen, ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek müdürlüğe yönlendirmelerini sağlayacağız. İstihdam meselesi sadece ülkemizin değil, tüm ülkelerin önemli meselesi. İstihdamın yanında gerçekten iş gücü piyasasının arzu ettiği niteliklerde elemanı yetiştirme meselesi. İşkur olarak son 15 yılda Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarının aldığı mesafe gibi büyük bir mesafeyi kat ettiğimizi memnuniyetle söyleyebilirim. Biz hayata yolculuk projesi de 10, 100, 200, 500 rakamı değil, neticede hayatın ihmal edilen alanlara dokunuşu yönüyle önemli bir proje. 2002 yılında yılda sadece ve sadece 24 bin kişinin Türkiye genelinde istihdamına aracılık yapan bir işkur, kapatılsın ne gerek var denilen bir kurum, hayır kurumun değil, işte sıkıntı var denilip, yeni bir reorganize ile, yeni bir misyon yüklenmesiyle aradan geçen 15 yıl sonra 1.057.249 kişinin bir yılda istihdamına aracılık yapan bir kurum. Aynı hadise işte 2000'li yıllarda yılda Muğla'mızda sadece 400 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum. Daha 10. ayın başındayız. 16 bin kişiyi Muğla'mızda istihdam eden bir kurumdan bahsediyoruz. Üniversitelerimizi çok fazla önemsiyor ve son dönemde de işkur olarak tüm kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduğumuz gibi üniversiteleri bizim en büyük hayat kaynağımız ve damarımız olarak görüyoruz. Bizim 100 günlük eylem planımız da var. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Yani özellikle gençlerimizin, üniversiteli gençlerimizin önümüzdeki yıldan itibaren yaz dönemlerinde işe başlamasını, sigortayla tanışmasını, iş hayatıyla tanışmasını sağlayan bir programı da üniversitelerimize yönelik olarak hayata geçirmiş olacağız.